söyle. Ulan sana kaçak depoyu yaparken devlet yoksa, kaçak yapıyı yaparken, ruhsatsız yapıyı yaparken devlet yoksa, sen o devleti depremde arıyorsun. E gene yok devlet. Çünkü devlet sana o kaçak yapıyı yaptırmaya izin vermiş, göz yummuş. O zaman devlet yokmuş zaten. Şimdi diyorsun ki devlet yok mu? O zaman devlet yok mu sen o kaçağı yaparken? Veya o kötü binayı yaparken? E şimdi de devlet yok. Niye devlet istiyorsun? O zaman devletin olmaması işine geldi. Devlet olmadığı için onları yaptın sen. Şimdi devlet şimdi var de abi. Devleti istiyorsun. Şimdi devlet var abi. Şimdiden bahsetmiyor. Abiciğim bu benim. Şimdi anlattım. Olay. Başında da söyledim. Yıllardır gelen bir dert. Gecekonduya izin vermişsin. Adam otobüs ister. Gecekonduya otobüs. Gecekonduya izin vermişsin. Sırf ne için? Adam senden su ister. Deprem hepimizin acısı. Hakikaten ben o çocuğu gördüm böyle üşüttüm. O yazık arkasında bir öle ele olan bir sonra çocuk. Sonra çocuk da biliyorsun. 12-13 yaşında çocuğun surat filan inanılmaz. Şimdi bugün babasını sabah bir televizyonla dinledim arkadaşlar. Babası şunları dedi. Maddi olarak iyi değiliz herhalde işim de yok dedi. Evde dedi internet olmadığı için dedi. Çocuğum dedi internet sitesi internete bakmaya gitti dedi. Eğer dedi gitmeseydi orada dedi kurtulurdu dedi. Kaç çocuğunuz var dediler? 10 çocuk dedi abiciğim. 42 yaşında. Ya arkadaşlar ben bayılıyorum çocuğa ya. Bana deseler ki 20 çocuk yap. 20 çocuk yapmazsam şerefsiz. Bayılıyorum çocuğa. Ama yapamıyorum abi. Niye? Çünkü o çocuğu yapmak önemli değil ki abi. Kedi de çocuk yapıyor. Ama büyütemiyorsun. Ona bakacaksın. Eğiteceksin. Okutacaksın bu Türkiye'ye. Düzgün bir adam. Ama sen bunu başka şartlarda... Yani 10 tane çocuğu doğurtup ondan para kazanmayı, 10 tane çocuğu doğurtup ondan etnik güç kazanmayı yaparsan, abi pardon bu devlet ne yapsın sana ya? Şimdi bir yerde de bunları da konuşalım. Tutamam.